DASK Doğal Afet Sigorta Kurumu dediğimiz şey sadece deprem sigortalarında binanın belli rakama kadar değerini koruyan ve belli rakama kadar teminat altına alan zorunlu bir sigortadır. Doğal afet sigorta, DASK poliçesi olarak söylediğimiz. Yani bugün itibariyle DASK zorunlu bir poliçe olup aşağı yukarı azami 268 bin liralık bir rakamı içerir. Sadece deprem bina hasarı olması lazım. Bina hasarları, yani binanın içindeki eşyaları DASK poliçesi karşılamaz. Sadece bina hasarlarını karşılar ve yaklaşık metrekareye de 2021 yılındaki yeni değerlemeye göre 1261 liralık bir metrekare birim fiyat değeri tespit edilmiştir. Aşağı yukarı 211 metrekarelik bir alanı kapsıyor. Yani maksimum demin de söylediğim gibi kapsayacağı teminat altına ödeyeceği rakam 268 bin lirayla sınırlıdır. Konut poliçelerinde ise konut poliçeleri DASK poliçesiyle birlikte çalışan bir sistem olduğu kabul edilir. Ve konut poliçesi şayet binanızın değeri bahsetmiş olduğumuz değerin daha fazla üzerindeyse 268 bin liralık kısmına kadar olan kısmı DASK poliçesiyle teminat altına alınıp üstü deprem olaraktan konut poliçesinde üstü yani DASK'ın üzeri deprem bina ile ilgili kısım konut poliçesindeki deprem teminatıyla teminat altına alınır. Bunun dışında yine konut poliçesinde DASK'ın kapsamadığı eşyayı da deprem olaraktan içerisine dahil edilir. Dolayısıyla DASK poliçesi tek başına bir binanın belli rakamlara kadar içerdiği, karşıladığı, teminat altına aldığı bir poliçe olup konut poliçesi ise bunun üzerindeki daha yüksek bir bedelin olması halinde bina bedelinin farkı üstteki kısmı depremle depremin bina kısmını içerip eşyaları da deprem teminatı içine alan ve demin bahsetmiş olduğumuz diğer tüm yangın ve ek teminatlarını karşılayan bir paket poliçe şeklindedir içinde deprem olduğu halde. Dolayısıyla şeyleri ayırmak lazım. Yani konut poliçesinin içinde de deprem vardır. Fakat DASK poliçesinin üzerinde kalan, binanın üzerinde kalan değeri içermektedir diyebiliriz. Bugün için mesela 1261 lira metrekare DASK'ın vermiş olduğu birim fiyat var. Evinizin metrekaresini, maliyeti, içindeki işte binanın sabit değerlerinin inşa bedeli, kullanılan malzemenin cinsi çok daha yüksek bedeldeyse, atıyorum mesela 3000 liralık metrekare maliyeti varsa 3000 lira çarpı bina metrekaresiyle çarpılıp DASK bedeli olan kısım üzerinden düşündükten sonra yani aradaki fark konut poliçesindeki deprem teminatıyla sigortalanır. Tüketicilerin bina metrekarelerini bilip bunu bayındırlık birim fiyatlarıyla gerçekten gerçeğe yakın rakamlarla sigorta bedelinin çarpılarak gerçek bir bina bedelinin tespit edildiğine bakmaları gerekir. Onun dışında da eşyaların içerisindeki tüm eşyaların gerçek bedeli yansıtıp yansıtmadığına, ayrıca kıymetli eşyaları varsa, hatta bunların kasa içerisinde olup olmadığının ifade edilmesi, belirtilmesi, hatta çok çok kıymetli eşyalar varsa bir ekspertizin çağrılarak bunların tespit edilip kayıt altına alınması çok önem taşımaktadır sigorta şirketinin datasında yer alması bakımından. Dediğim gibi tüketicinin böyle bir durumda önemseyeceği nokta değerlerin bildirilen yani poliçe bedellerinin gerçek olup olmadığı, gerçeğe yansıp yansıtmadığı ve teminat içeriği bakımından demin söylemiş olduğum paketlerin tümünü kapsayıp kapsamadığına çok dikkat etmesinde fayda vardır. Yoksa ürün gerçekten çok uygun ve herkesin alabileceği fiyatları içermekte ve ani ve beklenmedik bir anda oluşacak olan bir hasar esnasında da insanları iyi ki ben bu ürünü almışım, iyi ki poliçe almışım dedirtecek bir teminat içeriğidir. Oradaki manzarayla karşılaştığım zaman ilk başta iyi ki konut sigortası, eşya sigortası yaptırmışım noktasında bir fikir oluştu bende ve hemen acentemi aradım. Acentemden kendileri Can Bey benimle ilgilendi ve
aynı gün içerisinde bana bir eksper hasar tespiti için birini yönlendirdi. Hasar tespiti yapılıp gerekli tutanaklar ve işlemler yapıldıktan sonra hasarımdan kaynaklanan zarar bir hafta içerisinde tarafıma ödendi. Sigortalımızın bize bildirmesi sonucu hızlı bir şekilde hasar dosyasını açtık. Aynı gün eksperimizin olay yerine intikal etmesini sağladık. Ve sigortalımıza telaşa gerek olmadığını, bu gibi hasar durumlarıyla çok karşılaştığımızı, en kısa sürede hasarının giderileceği konusunda da telkinde bulunduk ve panik halinden kurtulmasını sağladık. Hızlı bir şekilde biz dosyamızı açtık. Çünkü siz dosya açmadan sigorta şirketinin hasar olduğuna dair bilgisi olmuyor. Dosya açılır açılmaz bize eksper bilgileri ekranımıza düşüyor. Ve o bilgiler bize geldikten sonra eksperimizle iletişime geçip hızlı bir şekilde olay yerine intikal etmesini sağladık. Sağ olsun eksperlerimiz bu konuda çok bize destek sağlıyorlar. Hızlı bir şekilde oraya intikal edildi. Daha sonradan hasar tespiti gerçekleştirildi. Bu hasar gören işte parkelerdir, elektronik cihazlardır. Bunların tamiriyle ilgili servislerden bir teklif formu alındı. Hızlı bir şekilde de dosya sorumlumuza, sigorta şirketimizin dosya sorumlusuna aktardık. Sağ olsun onlar da her zaman bu konuda hızlı bir şekilde ve çözüm odaklı yaklaşarak hasar ödememizin tam ve eksiksiz olmasını sağladılar. Adrese giden eksperimiz alt katta da tespitlerde bulundu. Komşuluk ilişkileri gereği onu da hızlı bir şekilde hallettik ve çözüme kavuşturduk. Dediğiniz gibi genelde bu tarz hasarlarda sadece risk adresi değil, alt kata veyahut bazen binanın ortak alanlarına dair su sirayet edebiliyor. Aslında sigorta poliçesini kendi malınızı korumanızdan çok başkalarının malına zarar verme durumlarında da devreye girdiği için kesinlikle yapılması gerektiğini düşünüyorum. Alt kata inen zarar da eksiksiz bir şekilde ve hızlı bir şekilde giderilmesini sağladık. İşte o depremle alakalı, yani eğer yanlış bilmiyorsam tabii, hı hı, olabilecek doğal afetlerde size bir güvence veriyor. Sokakta kalmamanızı, evinizin karşılığında size belli bir, herhalde yanlış bilmiyorsam, hı hı, para. Hani bu şekilde yardımcı oluyorlar diye biliyorum. Peki. DASK yaptırdığınızda. Zaten o da zorunlu. Evde benim işim gereği bir sürü teknolojik aletim var. Bunlar pahalı aletler. Bunları sigortalamam gerekiyordu. Bu aletleri bir sigortalayayım mı diye düşünürken kılık sigortasıyla karşılaştım. Bunun daha hem uygun maliyetli, uygun primli olduğunu gördüm. O yüzden konut sigortasını tercih ettim. Şu an kullanıyorum. Yaklaşık 3 yıldır kullanıyorum. Severek de. Hatta yakın zamanda bununla alakalı bir faydasını da gördüm. Evimde bir su baskını oldu. Hatta alt komşuyu da etkiledi. Ciddi maliyetleri olacaktı. Ben teknolojik aletler için yaptırmıştım ama sonrasında da çok benim işime yaradı. Sigorta hiç ikiletmeden gerekli tetkikleri yaptıktan sonra zararımı karşıladılar. Çok hızlı bir şekilde tamiri gerçekleşti. Peki çevrenizi ve yakınlarınızı konut sigortasını önerir misiniz? Kesinlikle. Hatta bütün sigorta türlerini öneriyorum. Eğer maddi imkanları yetiyorsa. Primler zaten çok düşük, karşılanmayacak gibi değil. Zaten sizin bütçenize göre eğer sigortacınızla karşılıklı konuştuğunuz zaman size farklı farklı teminatları öneriyorlar. Çevremizde faydalananların haricinde Acente de bu konuda birazcık etkili oldu. Aydınlatması oldukça yeterliydi ve tatmin oldum açıkçası ve ikna da oldum yani. Herhangi bir hasarla karşılaşmadım ancak bunun farklı dönemlerde farklı hizmetleri olabiliyor. Mesela halı lekelenmeleri, ne bileyim işte dairenin çeşitli envanterlerinde olan hasarlar, mesela kombi gibi, ne bileyim daha farklı şeylerde bunları kullanabiliyoruz yani. Beyaz eşya arızalanmalarında kapsıyor mu bilmiyorum ama orasını. Onu da işte gerekirse kullanmayı düşünüyorum.
sabahın erken saatlerinde arkadaşlar aradılar. Abi dediler fabrikada yangın çıktı. Çok hızlı bir şekilde geldim. Ancak itfaiye müdahil oluyordu. Söndürmek mümkün olmadı ve tesisin tamamına yakını yandı. İşte 6, aradan 7 ay kadar geçti. Yeni baştan yaptık hepsini. Tabii birazcık daha, bir tık daha eskiden yaptığımız, yapmayı düşündüğümüz yeniliklerle beraber yaptık. Tekrar ayağa kaldırdık. Şimdi normal rutin hayata tamamen geçmeye 1-2 ayımız daha var. Yangın olduktan sonra ikinci günde buraya geldiler. Çünkü ağır bir yangın. Hem sigorta şirketinin sahibi geldi, hem brokerımız geldi, hem de eksper geldiler. Yerinde inceleme yaptılar. Geldiğinde hala dumanların tüttüğü yerler vardı. Tespitlerini yaptılar. Ondan sonra onun belli prosedürleri var. İşte belli yerlerden izin almanız gerekiyor. Çünkü yangından sonraki onların da yapmak istediği şey bir an evvel temizleyip buradan daha detaylı bir rapor çıkartmak, daha doğru bir rapor çıkartmak. Çünkü biz bir beyanda bulunuyoruz. İşte şu içinde şunlar vardı, bunlar vardı. Onlar içinde neler vardı, neler yoktu, o beyanla beraber karşılaştırıyorlar, meç ediyorlar. Burası 40 milyon TL gibi bir sigortası vardı. Geldiler. İş bittiğinde 37,5 milyon TL civarında bir ödeme yaptılar. Binanın tamamı yanmıştı yani neredeyse. Böyle bir titiz, yani profesyonelce bir çalışma izlediler. 2 saatte böylesine yeni yapılmış bir işletmeyi kül haline getirecek büyük bir yangın hasarı yaşadı. Bitki fabrikasından kaynaklanan bir elektrik kontağından bir hasar. Bunun neticesinde de baktığımızda 2 saat içinde fabrika kül oldu. Burada bizim görevimiz tabii sigortanın açıkçası esas ne işe yaradığını gösteren en önemli an bu. Öncelikle büyük bir hızla poliçelerimize bakarak gerekli, gerek eksper şirketimiz, gerek sigorta şirketimizle irtibata geçerek hemen ertesi günü daha dumanları tüterken yangının sigortalımızın yanındaydık. Derhal hasar tespitleri ve teminat altında olduğunu inceledikten sonra aşağı yukarı 10 gün içerisinde ilk avans ödemelerini yaptıktan sonra Sayın Hakan Karaca ve kardeşleriyle birlikte, bütün ekiple birlikte bu tesisin 5 ay içerisindeki bir sürede çok hızlı bir şekilde tekrar ayağa kalkmasını, grubun da organizasyon kabiliyeti, sigorta şirketimizin hızlı hasar ödemesi neticesinde bizim de sigorta şirketi ekspertiz kuruluşu ve müşterimizle yaptığımız iletişim sonucunda fabrikayı tekrar ayağa kaldırdık. Böylelikle 60 ülkeye ihracat yapan bu tesisin tekrar ekonomimize katma değer sağlamasını sağladık. Bundan öğrendiğimiz bir kavram daha var. Meğerse kar kaybı sigortası diye bir sigorta da varmış. Çalışamadığınız, iş yapamadığınız sürelerce de sizin kayıtlarınıza yine bağlı olarak o kar kaybınızı da size geriye ödebilecek bir kloz daha varmış. Şimdiki aklım olsaydı kesinlikle o sigortayı da yaptırdım. Zaten şimdi bizim, dedim ya, bu üçüncü fabrikamız diye. Diğer fabrikalarımızda aynı şekilde kar kaybı sigortası dahil sigortasını yaptırdık. Ve çok daha kendimizi emniyete alarak gidiyoruz. Çünkü böyle şeyler başa gelmeden anlaşılmıyor. Bu özellikle böyle büyük felaketler çok travmatik. Zaten inanılmaz bir rekabet ortamı içindeyiz. Eğer biz bunu kendimizi böyle bir emniyete tutamasaydık, emniyete alamasaydık kesinlikle bir 10 sene geriye giderdik, 15 sene geriye giderdik. O yüzden tabii ki iyi ki sigortalıyız diyoruz. Bazen müşteriler
ilave bir sigortayı satın alıp almamakta tereddüt yaşayabiliyorlar. Kar kaybı sigortası şöyle önemli. Biliyorsunuz bir yangın sonrası, deprem sonrası veya bir terör saldırısı sonrası bir işletmemiz kısa veya uzun süreli durduğunda öncelikle bina, makine, teçhizat parasını sigorta şirketinden almakla beraber işletmenizin durma süresindeki devam ede gelen sabit masrafları ve kaybolan karı sizin sanayici olarak üzerinize bir yük olarak kalıyor. Ne demek bu? Şöyle ifade edeyim size. 100 milyon dolar cirosu olan bir kuruluşta veya TL bir kuruluşta aşağı yukarı cironun %30 ile %35'i civarı kar kaybı veya iş durma sigortasına konu olacak bir zarardır. Bu da çok büyük bir meblağ. Aslında bir işletmeyi çökertecek güçte bir meblağ. Eğer sağlam finansal yapınız yok ise. Örnek olarak ifade edecek olursak Çantek Hasarı'nda orada çalışan işçilerin bir sabit masrafları var. Çünkü kısa süreli aylık bir iş durmasında işçilerinizi işten çıkarmak hem tazminat yükü açısından çok anlamsız hem de onları 6-7 ay sonra tekrar işe alacağınız için onu muhafaza etmeye başlıyorsunuz. Dolayısıyla bütün işçilerinizin ücretleri, işveren payları, sigorta paylarını hepsini ödemek durumundasınız. Onun dışında da bu da işletmelerde %15-20'ye yakın bir genel gider payına sahiptir. Onun dışında diğer sabit masraflarınız %5'lik bir dilim ihtiva eder. Onun dışında da şirketlerin genelde %10 ile 20 arasında bir kar payı vardır. Vergi öncesi kar payı vardır. Bunu da topladığımızda demek ki 100 milyon dolarlık bir ciroda neredeyse 30 milyon dolarlık veya 30 milyon TL'lik bir iş durması kaybınız oluyor. Dolayısıyla ben bütün işletmelere bunun satın alınmasını hararetle tavsiye ediyorum. Sigorta olmanın her türlü avantajı var. Bence yapılabilecek en geniş şekilde bütün özellikle sanayi tesislerindeki arkadaşlar her türlü olayı düşünerek kar kaybı sigortası dahil olabilecek en geniş sigorta kapsamıyla kendilerini güvene almaları gerekiyor. Bu bir oyun değil, çok sıkıntılı bir şey yangın. İşi tamamen eritiyor, bitiriyor. Yani yaptığınız en ufak detaya kadar her şey kayboluyor. Böyle şeyler de gelebiliyor insanın başına. Nadir oluyor ama gelebiliyor. O zaman da sizin 20 senede, 30 senede biriktirdiğiniz her şeyi kaybedebiliyorsunuz. O yüzden de tabii öyle diyoruz. İyi ki sigortalıydık.